Değerli dostlar, izlemeyeniniz yoktur. Bizim çocukluk yıllarımızda ekranların en gözde filmlerinden olan Battal Gazi. Battal Gazi'nin memleketindeyiz. Battal Gazi serileriyle büyüdük. Kara Murat serileriyle devam etti ve şimdi de dizi geleneklerinde güzel bir Osmanlı anlatımı var. Yani güzel derken bir ilgi var ama bu anlatımların içerisinde o çocukluğumuzdan süzülüp gelen, benim hafızamdan süzülüp gelen bu kadar filmlerin içerisinde ne hikmetse sürekli bir şekilde bu kahramanlarımızın Bizans kadınlarına meylettiğini, filmlerin hemen hemen hepsinde ve çoğunlukla ana gövdeye bunların yerleştirildiğini gördük. Yani bir Battal Gazi böyle miydi? Battal Gazi'nin memleketinden sesleniyoruz. Niye hiç kimsenin sesi çıkmadı? Bizim Battal Gazi'miz Bizanslı kadınlara meyleden bir kahraman mıydı? Yani bu kadar mıydı? Yani kaleden kaleye uçması falan hikayesi, destansı bir şekilde işlenirken bilinçaltına neler yerleştirildiğini biz şimdi akli selim olarak düşündüğümüzde bilinçaltına ne yerleştirildi? Bilinçaltı dediğimiz şeyi biz defalarca konuştuk, anlattık, anlatıyoruz ve hep anlatacağız. Çok güzel şeyler yaparsınız, içerisine öyle bir şey koyarsınız ki o zihninizde yer eder. Evet, demek ki Osmanlı kahramanları, padişahları ve son dönem dizilerde gördüğünüz gibi Bizans'a meylettiğini bize sürekli gösteriyorlar. Ben bunun hikmetini anlayamıyorum hocam. Niçin Osmanlı'daki padişahların, kahramanların bu şekilde sürekli Bizans kadınlarına meyletmesi gündeme hep taşınır. Her dizide ve filmde konur. Battal Gazi'nin memleketinde bu Battal Gazi serüveniyle başlayan ve çocukluk yıllarımda hatırladığım en hoşumuza giden, o yıllarda en çok hoşumuza giden o filmlerde neden Bizans saraylarına giden bir kahraman gördük, izlettirildi, Çok önemli konuya temas ettiniz. Çok üzerinde durulması gereken. Evet, sürekli ifade ettiğimiz gibi illa bir kadın figürü sokuldu. İşte 1453 İstanbul'un Fethi filminde yok mu? O muhteşem Ulubatlı Hasan'ımızın düşürüldüğü durum. Ve o bayrak dikme mi yoksa başka bir mesele mi? O bayan mı? Abdestsiz gitti Evet. hocam, açıkça Yani söyleyelim. şimdi Ve kusura bakmayın, biraz canım sıkıldı. O filmdeki Fatih rolündeki oynayan kahraman benim köylüm. Benim köylüm. Aynı toprağın çocuklarıyız. Fatih filminde oynayan kahraman bizim akrabalık bağımızın bile olabileceği köylü kardeşimiz. Tabii oynayana değil, oynattırana bak. oynattın. Evet. Oynattırana bak. Şimdi sadece onlar mı? O Yeşilçam filmlerinde illa kadeh elinde, bir elde sigara. Yani çok ifade ettiniz bilinçaltımıza. Buna gizli reklam, buna işte Gizli dolaylı tepki. yönlendirme, zihinleri yönlendirme, zihinleri ipotek altına alma, baskı altına alma. İşte diziler, Allah aşkına o malum dizilerin hangisi bizim aile yapımıza uygun? İşte bir başka dizi, muhteşemlikten bahsediliyor. Kanuni'nin hayatını maalesef bilmeyenler. Kimdir Kanuni? Ve bugün gençlerimize bir Kanuni motifi, bir muhteşem Kanuni ve biz Kanuni Sultan Süleyman'a biz muhteşem demedik. Batılılar Kanuni dedi, muhteşem dedi. Hakikaten önemli bir şahsiyet. Ve Kanuni 3 ayda Zigetvar'a gitmiştir. Ben Kanuni'nin fethettiği yerleri, Rodos, Hazreti Fatih Rodos'u alamıyor. Kanuni bizzat oraya sefer düzenliyor. Ve 6 ay muhasara edildikten sonra Rodos alınıyor. Rodos çok önemli ve Kanuni dönemidir. Ve Kanuni Akdeniz'i Türk Gölü haline getirendir. Kanuni Barbaros Hayrettin Paşalara destek olup Kuzey Afrika'yı alan, Endülüs Müslümanlarına destek olan bir şahsiyettir. Kanuni Şah İsmail tehlikesini önleyen, Doğu tarafı güçlendiren bir isimdir ve Kanuni Trabzonludur. Geçen hafta Trabzon'un Kurtuluş Günü dolayısıyla Trabzon derneklerinin organize ettiği Kurtuluş Günü'nde bir konferansım oldu. Ve dedim ki Kanuni'ye bugün hakaret ediliyor. Kanuni Trabzonludur. Buradan da seslenmek istiyorum. Evet, Trabzonlulara. Trabzon lobisi çok güçlüdür. Ve Kanuni'ye birinci derecede sahip çıkması gerekenler Trabzonlulardır. Ama Trabzonlardan ses seda yok. Ve Kanuni'ye ciddi hakaret yapılıyor. Ve Kanuni dizisinin tarih danışmanına dedim ki neden, kim destek oluyor da bu diziye bu kadar
destek veriliyor. Hatta Sayın Başbakan bile tavır koymuştu. Halen dizi devam ediyor. Evet, evet. Ve şunu dedi bana, Erhan Afyoncuyu unutmuyorum. Ben dedi, bir süre danışmanlığını yaptım. Ama o Sayın Başbakan'ın çıkışından önce söylemişti. Bir konferans vesilesiyle beraber olmuştuk Erhan Bey'le, Erhan Afyoncuyu Bey'le. Demişti ki, normal bir dizi 400 milyara mal olur. Ama o muhteşem yüzyıl dizisinin bir bölümü 800 milyara mal oluyor. Ama o 800 milyara mal olan dizinin geliri, reklam geliri 1,5 trilyon. Siz destek oluyorsunuz dedi. İzlemeseniz kimse ona reklam vermez. Verilmediği zaman da yapılmaz. Ve maalesef bizler destek oluyoruz. Acaba buradan Vuslat TV ne kadar destek oluyorlar? Malatya önemli sanayi ekonominin olduğu yer. Ben zannediyorum kıt kanaat ve zararına çalıştırılıyor bu televizyon. Çok önemli bir olay. Şu anda bizi dünyanın 3 kıtasından izliyorlar. Ben devralen programlarından pay biçiyorum. Benim programlarım öyle anlı şanlı televizyonlarda değil. Vuslat televizyonları gibi uydu yayını yapan kanallarda yayınlanıyor. Ve yurt dışına gittiğimde, Anadolu'yu gezdiğimde insanlar sarılıyor. Aslında bizim insanımıza güzel, kendini anlatan, ruh veren, Anadolu'yu anlatan, Türkistan medeniyetini anlatan programlar yapılabilse çok daha büyük hizmet yaparlar. Konu şu aslında, sorun şu aslında. Yapmadığımız için, boş bıraktığımız için halkımız da, insanımız da var olanı, kendine sunulanı alıyor, izliyor. Boş bıraktığımız için. İşte o alanı boş bırakmayan siz değerli belgesel yapımcılarına. Ve sizin gibi, sizin şahsınızda. İşte en basit bir Salim Dağ örneği gibi Çanakkale programlarında gerçekten öne çıkan bu tür programları arttırsak talep var. Herkes istediğini alıyor ama ne varsa onu alıyor. Seçeneklere bakıyor, kumanda elinde geziyor. Şu an bizi gezenler gibi geziyor. Lazımsa alıyor, duruyor, dinliyor, izliyor. Ama koymuyoruz ki önüne, seçenek koymuyoruz. İşte koymadığımız için bu oluyor. Rütük de böyle diyor. Rütük'ün açıklaması da çok ilginçti. İzlemeyin efendim diyor. İzlemeyin. Yani yapacak bir şey yok anlamı taşıyor bu ifadeler. İstersen buradan bir kampanya başlatalım. Evet. Malatyalı değerli iş adamları. Bugün sadece 250 bin Arap Kirli'den söz ettik. Malatyalıların toplamını düşündüğümüzde ciddi bir veri. Çok önemli. Ve öncelikle iyi bir Battal Gazi filmi yaptırsınlar. Çok güzel. Ve bunu Vuslat TV yapsın. Ve bir anket yapsak şu anda Battal Gazi Malatya'da seslenelim. Battal Gazi'nin türbesi nerede acaba? Değerli Malatyalılar. Ve ben sırf onun türbesini burada eski Malatya'yı gezip gördükten sonra Battal Gazi'nin ihtişamını gördükten sonra dedim türbesini bulacağım Seyit Gazi Eskişehir'de ve tenha bir yerde Gazlıgöl'e giderken yol üzerinde ve akşam olmak üzere muhteşem bir külliye Battal Gazi'nin türbesi Seyit Gazi'de hayran kaldım. Tam şanına yaraşır ve yakışır bir türbe Battal Gazi'nin gerçek bir dizisini çekmek üzere bütün Malatyalılar seferber olsun. Bir Cevat Çobanlı Paşa'nın hayatını belgeselleştirmek üzere. Fethi Gemuhluoğlu Bey çok önemli fikir adamlarımızdan birisi. Kendisi Arap Kirli ve Malatya'nın değerlerini, Malatya'nın kıymetlerini, Malatya'nın değerleriyle ilgili ciddi bir çalışma yapmak üzere işbirliği yapsınlar Vuslat televizyonumuzda ve burada onu çok güzel prodüksiyonlarla İngilizcesini, Rusçasını ve Arapçasını yaparak dünyaya dağıtsınlar. Ve biz değerlerimize sahip çıkalım. Karanlığa karşı bir ışık yapmak, ışık yakmak, bir mum yakmak idealimiz olmalı. Ve ben birileri yapıyor, kötünün reklamını da yapmak istemiyorum. Kanun mevzu bahis olduğu için Trabzonları göreve davet etmek istedim. Battal Gazi mevzu bahis olduğu için de Malatyalıları göreve davet etmek istedim. Dışarıdan böyle hocam eyvallah diyoruz. Dışarıdan bir gözlemcisiniz siz şu an burada. Dışarıdan gözlüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Çok güzel analiz ediyorsunuz. Niçin önemli? Diyoruz bunun adı sahip çıkmak. Kendi kültürel dokumuza biz sahip çıkmadığımız için bu böyle oluyor. Bunun adı bilinçtir. Bunun adı toplumsal bilinçtir. Tarih bilincidir. Şuurdur. Bunun adı budur. Yani nedir? Biz sahip çıkarsak diğerine fırsat kalmayacak. Onun için davet edelim. Elbette ki. Davet edelim, sahip çıksınlar bu olaya. Evet, bizim yaklaşımımız gibi düşünmek zorunda değil izleyicilerim. Televizyonda ben veririm, karşımdaki alır. Ben buna da katılmıyorum. Görüşümü, hocamızın görüşünü doğru kabul edenler lütfen, evet bu olaya sahip çıkalım. Bu bizim tarihsel kültürümüz. Mesela evet, ben yine Cevat Çobanlı Paşa, Cevat evet. Paşa, evet. Bizim Cevat Paşa, Çanakkale'nin bir numaralı komutanı Cevat Paşa, Malatyalı Arap Kirli Cevat Paşa. Ve biz onun hakkını yeteri kadar teslim edemedik. Çanakkale Deniz Zaferleri 18 Mart ve kutlarız Deniz Zaferlerini. Kaç şehit verilmiştir Deniz Zaferlerinde?
Çanakkale'nin genelinde 253 bin, 300 bin diyen var. Daha aşağı söyleyen var ama yüz binlerle ifade edebiliriz. Çanakkale deniz zaferlerini kazandığımız Cevat Çobanlı Paşa'nın, Arapgirli Malatyalı Cevat Çobanlı Paşa'nın koordine ettiği deniz zaferlerinde, Çanakkale deniz zaferlerini biz sadece 150 ile 200 civarında, bin demiyorum, 150-200 civarında şehitle kazandık. Çok az bir şehit. Ve onlar çok ciddi kayıplar verdiler. Evet. Binler, on binler kayıp verdi. Biz 150 civarında. Niye? Cevat Çobanlı Paşa gibi, Arapgirli, Malatyalı Cevat Çobanlı Paşa gibi önemli bir paşa savaşı koordine ediyordu. Kara savaşlarında asil şehit sayılarımız yükseldi. Şehit sayılarımız kara savaşlarında dönüş döndüğünde arttı. Arttı. Onun sebebi de maalesef o savaşı bir Alman komutan, Liman von Sanders Paşa yürütüyordu. Evet, Cevat Çobanlı Paşa'nın hayatını belgeselleştirmek, hatta filmleştirmek, hatta 18 Mart Deniz Zaferleri ve Cevat Çobanlı Paşa diye ciddi bir prodüksiyon yaparak dünyaya dağıtmaları gerekiyor Malatyalı iş adamlarını. Hocam, hangi örneği çeksek o kadar çok kahramanımız var ki. Kahraman, kahraman diyoruz. İşte bunlar birer örnek değerli dostlar. Bunlar sadece bir örnek. Ama sıkıntının bir kısmında da şu var. Biz çocuklarımıza, gençlere maalesef okuldaki verilen tarih bilgisi ve okutulan kitaplardaki handikaplardan dolayı, tarihi yazanların kendi şahsi fikirlerini eserlerine yansıtmasından dolayı farklı bir tarih, farklı bir algısal bir çarpıtmayla tarih bilinci öğrendik. Yanlış şeyler öğretiyoruz. Bunların önüne geçmek için gerçekten büyük bir tarih kurumuna ihtiyacımız var. Analiz etmeli, yanlışları elemeli, yanlış kitapları tespit etmeli. Hatta onların listesini yapıp yayınlamalı. Yanlış beyanda bulunan eserler var ve bu tarihsel anlamda okuyanları da riske sokuyor. Zaten okumayan bir toplumuz, okuyanların da zihni bulanıyor. Bilinçaltı dediğimiz şey okumayla da ilgili. Okuduklarımızla da yanlış. Mesela bir hep Çanakkale savaşlarından söz edilir. İşte 18 Mart. Peki 1. Cihan Harbi'nde ne kadar şehit verdik? Biz deriz ki eskiler 7 düelle 10 cephede çarpıştık. Evet. Çanakkale sadece bir cephe. Peki 9 cephe neresi? Galicia, Sarıkamış, Hicaz, Yemen, Gazze, Kahire, Filistin, Ürdün ve Suriye cephesi. Irak cephesi ve Yemen. 10 cephede biz 1914-18 arası Cemal Paşa'nın kendi hatıralarında yazdığı önemli bir bilgidir. 3 milyon şehit verdik. Ve İngiliz kayıtları 2.750.000 şehitten söz eder. Türklerin verdiği şehit sayısından. Şuraya gelmek istiyorum. Ve Çanakkale yeni bilinçlenmeye başladık. Geçmişte de vardı Çanakkale. Son 5-10 yıldır gündeme geliyor. Sarıkamış daha yeni yeni gündeme geliyor. Henüz daha bahsettiğimiz gibi Gazze'nin, Filistin'in, Hicaz'ın, Ürdün'ün defterleri açılmadı. Ve biz 1 milyona yakın şehit verdik. 401 yıl kaldı Osmanlı Yemen'de. Yemen İstanbul'un giriş kapısıydı. Hicaz'ın, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevver'in anahtarıydı, kilit kapısıydı. Ve 1 milyon şehit verdik. O şehitlerimizin hak ve hukukunu maalesef arayamadık. 220 bin esirimiz var 1. Cihan Harbi'nde. Evet, bugün Çanakkale'yi gündeme getiriyoruz. Ama üzücü bir taraf, maalesef o şehit kanlarından rant vurulmaya çalışılıyor. Ve bugün oralara seferler düzenleniyor, bir takım rehberler vesaire filan iş çığırından çıktı. Ve Çanakkale'ye verdiğimiz önem kadar Sarıkamış'a da. Ve şehit kanları üzerinden rant yapılmamalı. Ben Çanakkale şehitleri belgeselini hazırlayıp bütün televizyonlara dağıttım. Bir kuruş telif ücreti almadım. Ve şehitlerle ilgili çalışma yapıyorum. Bana şimdi soracaksınız, neden, sana ne? Sen de mi rant düşünüyorsun? Ve şunu söylemek istiyorum. Söylediniz ya, bilinç, hafıza, tarih, tarih bilinci. Ve ben 35 yaşında, 30 yıllık gazeteciyim. Bunun 20 senesi belgeselci, belgeselcilik yapıyorum. TRT Anadolu Ajansı muhabirliği yaptım. Avrasya Yayıncılar Birliği Başkanıyım. Ben 30 senelik gazetecilik hayatımın son 15 yılında anasının babası, anamın babası Sarıkamış'ta esir düşer ve 12 sene Sibirya'da esir düşüp kalmıştır. Babamın babası ise nerede olduğu belli değil. 1. Cihan Harbi'nde gitmiştir. Yemen'de mi, Sarıkamış'ta mı, Çanakkale'de mi bilmiyoruz. Ben bir aydınım, bir gazeteciyim ama 15 yıl haberim olmamış, umurumda olmamış. Ve 15 yıl sonra askerlik şubesi kayıtlarına girip dedesinin hak ve hukukunu arayan bir insan olarak, onlara vefa borcunu ödemek isteyen bir torun olarak askerlik şubesi kayıtlarına gittiğimde babamın babası
rahmetli İbrahim dedemin askere alınıp cepheye sevk edildiği cümlesinden başka hiçbir kayıt göremedim. Hangi cepheye gittiği belli değil. Gidiş o gidiş, 27 yaşında. Ve onlar bedel ödemişler. Biz onların nerede olduğunu araştırmamışız. Kendimi affettirmek üzere Cebeli Tarık'tan Çin Seddi'ne şehitliklerimizle ilgili belgeseller çekelim. Tarihe not düşelim. Herhangi bir telif ücreti almadan bunu dağıtalım diye bir vefasız torunun vefa borcunu ödemek üzere yola çıktım. Daha niceleri var. Dedesinin, atasının şehit olduğunu bilmeyenlerimiz var. Haberimiz yok. Yeniden bir toplum bilincine, kent bilincine, tarih bilincine sahip olmak için milli bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Sizin ifadenizle bilinçlenmek gerekiyor Sayın Hocam. İsmail Hocam ve bu çalışmalarınızın, bakın bu kadar çok belgesel hazırlayıp ciddi anlamda bu kadar belgeseli tekrardan da yayınlanması için işte Vuslat TV aracılığıyla da işte Devre Alem programları devam edecek ve Malatya programları da bu vesileyle başlayacak, gidecek. Bu büyük bir gayret, büyük bir çalışma. Ben de tebrik ediyorum çalışmalarınızı. Hani bu bir gerçekten vefa borcudur. Emeğinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Emekleriniz hakikaten inşallah zayi olmayacak. Nihayetinde o ekranda sizin o topraklardan, o coğrafyadan gösterdiğiniz bir kare var olduğu anda, yayınlandığı anda bir insan belki de hoşuna gidecek ve bakacak, izleyecek, bir şeyler bulacak. İstediğimiz şey bu işte. Burayı boş bırakmayalım. Lütfen hoş görün eğer nezaketimi. Devam edin. Lütfen devam edin. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu derken içerideki devam tarihimizi devam edelim efendim. Yani biz edelim. Bir de şunu da yapıyoruz. Yani birileri yapsın. Hayır. Evet. Rahmetli Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü var. Bir iş, bir hizmet, bir çalışma var dendiğinde, kim var diye sorulduğunda önüne, arkasına, sağına, soluna bakmadan bir adım öne çıkıp bunu ben yapacağım diyen gençlere, adamlara ihtiyacımız var diyordu rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bunu yapmak gerekiyor hocam. Yani birilerinden beklemek değil. Her gün işte şöyle yapıyorlar, kötü bir takım şeyler, örnekler değil. Ciddi bir seferberlik başlatmalıyız. Biz bunları yapmalıyız ve ciddi çalışmalar yaparak gençlerimizi özellikle tarihin yaşandığı yerlere götürmeliyiz. Ve batılılar mutlaka Güneydoğu'yu gezmeli. Güneydoğu'daki insanlarımız batıya gitmeli. Anadolu'yu gezmeli. Ve Allah Resulü seyahat edin, sıhhat bulun diyor. Hakikaten ben seyahat ettiğimde bütün stres, sıkıntı, hiçbir şey kalmıyor. Çok güzel bir şey söylediniz. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Hayır. Hem çok gezen bilir, hem çok okuyan. Çok gezmişsiniz, okumadıktan sonra gezdiyseniz bir manası yok. Ama artık gerçekten gezmek de çok kolay. Çok düşük fiyatlara uçak biletleri buluyorsunuz. İnsanlar sizi misafir ediyorlar. Bilgiler veriyorlar. Bilgiye ulaşmak, yapmak gerekiyor. Ben izin verirseniz bir şey de toparlamak istiyorum. Zamanımız da galiba daralıyor. Eyvallah ama gayet vaktimiz müsait. Şu çok önemli hocam. 75 milyon insandan söz ederiz. Evet. Türkiye'de yaşayanlar olarak. Ve bilmiyorum ne kadar insanımızın pasaportu var. Bir ara bir istatistik görmüştüm. Toplam 10 milyona yakın insanımızda pasaport var. Ya bunun da hemen hemen 8 milyonu hac ve umre farizası için. Yaklaşık 2 milyon insanımız seyahat ediyor. Bugün 50-60 yaşına gelmiş, hali vakti yerinde iş adamı insanlarımız var. Niye seyahat etmezler? Ve Türkiye'ye 25-30 milyon turist geldiği söyleniyor. Sadece Antalya ilimize 11-12 milyon turist geliyor. Ve bugün Antalya'ya gitmeyen nice insanlarımız var. Ama diyecekler ki maddi imkan yok. Peki sigara para veriyoruz. Fuzuli şeylere para veriyoruz. Çok affeder, mazur görsünler. O miskin miskin kahvelerde oturarak. Ya zaman öldürme. Cenab-ı Allah'ın yarattığı en büyük varlık zamandır. Ve maalesef zaman öldürme kültürü bizdedir. Şark toplumundadır. Sorarsınız ne yapıyorsunuz? Zaman öldürüyorum. Allah'ın zamanı ölür mü? Ve hiç insan yaya bile gezer, gidebilir, dolaşabilir. Kaldı ki Anadolu bambaşka. Misafirlikler, çalışmalar, gezmeler. Ve ben hep şuna hayıflanırım. Bugün milyonlarca üniversite öğrencimiz var. Ama o 4 yıl, 5 yıl o ildeki üniversitede okuyan öğrencilerimiz sadece üniversitenin ayıbı değil, hepimizin ayıbı. Bir kampanya başlatalım, ne dersiniz? Diyeceksin hep kampanya başlatmak üzere mi geldiniz? Ama sizi heyecanlı gördüm. Bir eğitimci olarak
Beni heyecanlandırdınız. Aslında çok çok yorgunduk bugün. Değerli kaymakamımız da çıktı. O Arapgir dağları, camiler, kervansaraylar. Müthiş heyecanlandık orada. Şunu yapalım. Lütfen üniversitelerimiz, belediyeler fuzuli bir takım israf şeyleri bırakarak o ilindeki ili gelen üniversite, hemen hemen Allah'a şükür her ilde de üniversite olması çok büyük bir nimet. Bazen eleştiri konuları olsa da gerçekten biz eksikliklerimizi giderken düzelteceğiz. Her ilde bir üniversite olması çok önemli. Özellikle hadi lise öğrencilerine, ilköğretim öğrencilerine sahip çıkamıyoruz, gezdiremiyoruz ama üniversite öğrencilerini şehri gezdirelim, dolaşsınlar, rehberler tanzim edelim. O çocuk 3 yıl, 4 yılda kaldığı süre içerisinde o şehrin hem hal olsun, kültürüyle kentleşsin ve her biri okudukları ilde bir o ilin gönüllü hemşerisi olarak köylerine, kentlerine dönsünler derim. Bunun kampanyasını da burada başlatmış olalım. Peki değerli hocam, sadece Malatya'da gördüğümüz bir tablo var. Bugün Malatya'da Battal Gazi'yi görmeyen, evini görmeyen, türbesini görmeyen, işte en basitinden işte bugün Arapgir'e gittik diye değil ama Arapgir'i de hiç tanımayan, oradaki o tarihselinizi hiç haberi olmayan, o zenginlikten haberi olmayan çok sayıda insan vardır. Ve her coğrafyada vardır, her toplumda vardır. Gerçekten gezmek, görmek gerekiyor. Tarihi yaşadığımız yerde gördüğümüzde sevgimiz artıyor. Bunun için çok önemli. Belki de bu final cümlesi olsun. Biz tarihi bu şekilde sevdireceğiz değil mi hocam? Yaşayarak, ortamda görerek, göstererek. Diyorum ya, Japonlar bu işi 1984 yılında Turgut Özal'a anlattılar. Dediler ki çocuklarınızı Çanakkale'ye götürün. E götürün diyorlar. Onlar dediği için değil. Bu tarihsel milli şuurdur. Bu şuurun oluşması için, çocuklarımıza bu şuuru oluşturmak için başta ilimizden başlayalım. Tanıyalım. Evet. Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı yerleri de bilmeyiz biz maalesef. Ama bir şeyi söylemek isterim. Ya, tabii tuzun kuru geziyorsun, buradan da hakem kesiyorsun derler. Ne tuzum kuru, ne zamanım, ne de sağlığım el veriyor. Ve bir şeyi paylaşıyorum. Geçen Bartın Üniversitemiz davet etmişti. Bartın Üniversitesi'nde hem Çanakkale'yi hem de gezmenin, kültürün öneminden bahsettik. 500'e yakın öğrencimiz oradaydı. Onlarla paylaşmıştım. Buradan Bartın'a da selam. Çok değerli bir valimiz var Bartın'da, Bülent Savur Bey. Maalesef kamuoyunda çok yanlış bir takım şeyler oldu. Çok değerli, çalışkan, önemli bir valimiz. Selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. O bugün tıpkı Arapgir Kaymakamı'nın nasıl heyecanla bize Arapgir'i gezdirdiği gibi adeta Bartın'ın aşığı olan o kaymakamımız Bülent Savur Bey adeta seferber oldu, şehri gezdirdi. Ben onun mülkiye müfettişliğinden tanıyorum. Hatta kaymakam naipliğinden tanıyorum. Bir şanssız konuyla kamuoyunda tartışma konusu oldu. Gezdirdi ve öğrencilere yönelik de ciddi projeleri var. Bartın Üniversitesi öğrencileriyle paylaştım. Buradan son cümlem olarak onu paylaşmak istiyorum. Ben 12 yaşımda şehri gördüm. Kendim Giresunluyum, Karadenizliyim. Karadeniz'in köyleri çok engebeli ve 6 saat yürüyerek şehire gitmiştik 12 yaşımda ve şehir Esbiye'ydi. Günlerce Esbiye'yi anlattım geldim ilkokul öğrencilerine. Ben 12 yaşında şehri görmüş birisi olarak 32 yaşında yurt dışına çıkmaya başladım. 74 ülke gezdim, 110 kez yurt dışına çıktım. Türkiye'de de birkaç il hariç Hakkari, Şırnak, Muş, Niğde, Aksaray ve Karaman'ı göremedim. İlk fırsatta oraları göreceğim. Hatta bugün Kaymakam Bey Niğde'li olduğunu söyledi. Bir Selçuklu şehri Niğde. Şunu söylemek istiyorum ve öğrencilerle de onu paylaşıyorum. Eğer 12 yaşında şehri görmüş birisi 74 ülke gezmişse, Türkiye'nin tamamını gezmişse, bugün bilgi ve bilişim çağının öğrencileri 174 ülke gezeceklerdir. Dünyayı gezeceklerdir. Çünkü her geçen gün fırsat oralara doğru geliyor diye düşünüyorum. Ve özetle şunu söylemek istiyorum. Gezmek gerekiyor. Sağlık için gezmek gerekiyor. Kültürümüzü öğrenmek için gezmek gerekiyor. Zamanı değerlendirmek için gezmek gerekiyor. Gezmek o kadar da masraflı değil diye düşünüyorum. Hocam bugünkü bu temponuzdan sonra bu kadar çok verimli geçtiğine inandığım böyle bir programa katıldığınız için canı gönülden ve tüm Malatyalı arkadaşlarımız, Arapgirli o değerli dostlarımız adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki inşallah süreçte Vuslat TV'de Devre Alem programlarınız yayınlanacak. Öyle konuştuk. Malatya ile ilgili çektiğiniz belgesel görüntüler yayınlanacak. Ben müsaadeniz olursa bir Ayasofya hayranı olarak Fatih'in bıraktığı bu mirası bir şiir edasıyla böyle bir final edasıyla bitirmek istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederim.
Evet, Ayasofya şiiriyle bugünkü programımızı, tarih şuurumuzu bitiriyoruz. İnşallah Ayasofya'da o müze görünümünden kurtulur ve tekrar hak ettiği cami değerine kavuşur. Şiirimizi alıyoruz, bir fon müziği alalım. Şiirde şöyle geçiyor, hemen giriyorum. Aylar, yıllar geçti, hala ağlarsın. Artık yaşlarını sil Ayasofya. O mahzun halinle yürek dağlarsın. Fethin sembolüsün, bil Ayasofya. Biliriz yaranı, derindir derin. Bakarsın bizlere mahzun ve serin. Gönüllerde yine aynıdır yerin. Olmasın yaşların, nil Ayasofya. İsteriz müminler sende cem olsun. Hak'tan, hakikatten her gün dem olsun. Kudüs köpeklere varsın yem olsun. Sana uzatılan dil Ayasofya. Fatih'in vakfını tutarız müze. Torunuyuz deyip çıkarız düze. Gün gelip bu hesap sorulur bize. Görecek göz neden mil Ayasofya. Gaflet uykusundan millet uyansın. Hakkın boyasıyla yine boyansın. Zalimlere değil, hakka dayansın. O zaman düşmanlar çil Ayasofya. Evet, inşallah o günler de gelecek. Düşmanlar çil gibi dağılacak ve Ayasofya tekrar hak ettiği müze görünümünden kurtulup hak ettiği cami görünümüne kavuşacak. Çok değerli fikirlerini, görüşlerini aldık İsmail Kahraman hocamızın. Bilinçli toplumda farklı bir konuda haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.